Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Polat uçuş ekiplerinin uçakta namaz kılabilmesi için gerekli düzenlemeyi yaptıklarını açıkladı ve uçakta namaz tartışması başladı. Şimdi ben olayın tabi dini boyutuyla ilgili herhangi bir yorum yapacak ne bilgiye sahibim ne de yetkinliğe sahibim ama isterseniz biraz havacılık açısından bakalım böyle bir şey mümkün mü ne yapılıyor ne ediliyor bunlarla ilgili kurallar özellikle de dinlenme saatleriyle ilgili neler var buna birlikte bakalım. Biraz olayı havacılık açısından değerlendirelim. Normalde yolcu uçakları işte ister Boeing 737 olsun, Airbus A320 veya geniş gövdeli TFIOS'undaki 330, 77, 787, A350 olsun iki pilot tarafından uçurulmak üzere tasarlanmış uçaklar. Bu pilotta bir, birisi kaptan pilot, biri ikinci pilot. Ama uçuş saati uzadığı zaman kokpite üçüncü pilot alınıyor veya bazen uçuş saatleri daha da uzuyor. Örneğin toplam süre 12 saati geçiyor. Onun mesai süreleri falan hesaplandığı zaman 4 pilot bile kokpitte olabiliyor. Öncelikli olarak uçağı iki pilot uçuruyor. Diğer pilotlar ne yapıyor? Diğer pilotlar dönüşümlü olarak uçağa uçuruyorlar. Burada da şöyle bir kural var. Örneğin geniş gövdeli bir yolcu uçağı İstanbul'dan New York'a gidecek. 8-9 saatlik bir uçuş. 3 pilot beraber kalkışı gerçekleştiriyor. 30. dakika veya uçak seyir irtifasına ulaştıktan sonra daha önceden belirledikleri bir pilot dinlenme odasına geçiyor. Dinlenme odası nerede? Kokpitin hemen arkasına Crew Rest olarak adlandırılıyor. Dönüşümlü olarak pilotlar gidiyorlar orada dinleniyorlar. İster yemeklerini yiyorlar, film izlerler, kitap okurlar. Ne yapmak istiyorlarsa isteyen de orada namazını eda edebilir. Daha sonra bu dönüşüm sırasında da tabii geçiş sırasında yeni gelen pilota briefing veriliyor. Uçağın durumu aktarılıp bu şekilde bir devir teslim yapılıyor. bu dinlenmeler gerçekleştikten sonra uçağın inişine bir saat kala tüm uçuş ekibi aynı kalkışta olduğu gibi kokpitte bir araya geliyor. Önde iki pilot, arkada gözlemci koltuklarında diğer pilotlar iniş beraber gerçekleştiriliyor. Dediğim gibi burada işte namaz kılacak olan kıyıyor reste bu namazını kırabilir. Bu olayın uzun menzil tarafı. Bir de kısa menzilli uçuşlarda sadece iki pilot görev yapıyor. Örneğin uçak İstanbul'dan Frankfurt'a gidecek. Yolcusunu bırakacak. Yeni yolcusunu alıp tekrar İstanbul'a geri gelecek. 3 saat git, 3 saat dön. 6 saatlik bir uçuş. Burada iki pilot yeterli. Tabi uçak orada yatı yapmayacaksa. Şimdi burada nasıl bir görev paylaşımı yapılıyor? Eğer tabi bu anlattıklarım eğitim yoksa uçuşta normal standart bir uçuş operasyon e, çalışması bir normal bir uçuş. Bir kaptan pilot var bir ikinci. Pilotlardan biri ilk bacağı uçuyor. ikinci pilot da ikinci bacağı yani kalkışı inişi diğer sorumluluğu onda. Ama diğer uçmayan pilot da uçağı sistemleri e, gözlemliyor. E, diğer pilota yardımcı oluyor. Örneğin acil bir durum oldu diyelim checklistten bir madde okunacak o uçmayan pilot yardımcı olarak öbür pilotun görev yükünü tabiri caizse beraber omuzluyorlar. Çünkü uçak iki kişinin uçacağı şekilde tasarlanmış bir yapıya sahip. Burada uçmayan pilot ara ara dinlenebilir. Bu dinlenme sırasında muhtemel işte bu uçuş operasyon manueli hazırlayacaklar. Burada bir namazını eda edebilir gibi bir madde veya diğer açısından ne yapılabilir? Bunlarla ilgili böyle bir teknik kurallar Konulacak. Şimdi sonuçta inanan inanmayan veya hangi dine mensupsa Türk Hava Yolları'nda birçok yabancı pilot da var. Ee, namaz kılan da var, kılmayan da var. Namaz bir ibadet, kul ve Allah arasında olan bir ilişki. Ee, bunu sonuçta uçarken çok farklı saat dilimlerinden geçiyor uçaklar. Ee, bu nedenden dolayı havada da 859 kilometre uçan bir hava aracı geçiyorsunuz. Muhtemel bütün namazlar tabii din alimleri olabilir, izleyen kanallar lütfen yorum yazsınlar. bunlar kaza namazı haline geliyor. İşte kaza namazları günlük kılınan 5 vakit namazlar içerisinde kaza namazı haline geliyor. Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili kuralları muhtemel Türk Hava Yolları hazırlayacak ama sonuçta önemli olan uçuş ekibinin birinci görevi havada Arkadaki kaç yolcu varsa 150 mi 200 mü? kimi uçaklarda 400 küsür kapasiteye kadar çıkıyor. O yolcunun ve uçuş ekibinin tabii ki emniyette olarak bir noktadan noktaya gidebilmesi. Bu görevin bir probleme, herhangi bir soruna, insanların hayatına kastetmeden herhangi bir sıkıntıya neden olmadan gerçekleştirebilmesi. Sonrasında da işte burada dini vecibelerin bir şekilde yerine getirilmesi diye düşünüyorum. Bu dinlenme süreleri için kabin ekipleri için de aynı durum söz konusu. geniş gövdeli uçaklarda crew rest olarak adlandırılan kabin memurlarının dinlendikleri bölümler var aynı pilotlar gibi. Burada uçuşun o aşamasında dini vecibilerini yerine getirecek olanlar getirebilir. Akselde uçağın içerisinde Türk Hava Yolları uçaklarında herhangi bir işte mescit tasarım yok. veya işte Kılan yolcu nasıl kılabilir? Çünkü bazen koridorda kılmak isteyenler oluyor veya arkada uçakların veya önde mutfak için alış, ayrılmış gale olarak adlandırılan bölümler var. Burada kılmak isteyenler oluyor. Bazen tuvaletin önünde seccadesini, seccadesini serip kılmak isteyen yolcular oluyor. Tabi bu geçişi engelliyor, mutfakla ilgili orada uçuş ekiplerinin çalışması var veya uçuş emniyeti açısından da Allah korusun bir... Türbülansa girdiği zaman uçak yolcuların oturmaması, ayakta olması bir e, tehdit oluşturuyor bunlarla ilgili. Yolcular oturup namazlarını eda edebilirler. Ama dediğim gibi sonuçta seferisiniz. Bir yere doğru gidiyorsunuz. İmkan yok, yer yok bunlarla ilgili. E, bu namazı kılmak hani biraz da belki de kaza mı etmek gerekiyor bilmiyorum ama sonuçta dediğim gibi tekrar işin başına dönersek bu namaz... Kulla Allah arasında olan bir e, o kişinin yerine getirdiği veya getirmediği inancına göre bir şey söyleyemem insanlarla ilgili bir durum bakalım nasıl olacak uygulaması ben de açıkçası merakla takip ediyorum.